Herkese merhabalar. Yeni bir video serisinde yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Serimiz performans canavarı parfümlerle ilgili. Ne demek performans canavarı? Çok mu kalıcı demek? Yok, hayır. Sadece kalıcılık yetmiyor arkadaşlar. Parfümün yayılımı ve gücü de önemli. Yani geniş bir alana yayılan, hissedilirliği de yüksek parfümlerden bahsedeceğiz. Sanırım en az 3 videoluk bir seri olacak. O yüzden sözü fazla uzatmadan hemen listeye geçmek istiyorum. İlk parfümümüzle hızlı bir giriş yapalım. İlk parfümümüz Tiziana Terenzi'den Lugano Nero. Arkadaşlar, şimdiye kadar denediğim en yoğun, en karanlık içki temalı parfüm. Evet, içki temalı bir parfüm. İçinde konyak notası var. Çok gerçekçi bir konyak notası. Ama burada konyak notası sadece o içkinin kendisiyle değil, konyağın bekletildiği o meşe fıçının, o isli meşe fıçıların kokusunu da veriyor. Çok isli, karanlık, dumanlı bir parfüm, çok odunsu bir parfüm. Bolca baharat, tütün notası, ne ararsanız var parfümde. Parfümün ismi Lugano Nero. Nero bildiğimiz üzere siyah demek. Lugano, labdanum reçinesinden bahsediyor arkadaşlar. Labdanum reçinesi tatlı, yoğun bir reçine kokusu arkadaşlar. Çok ağır bir nota normalde. Amber yerine kullanılan bir nota. Klasik amber parfümünde o eski tozlu havayı veren nota. Labdanum. Labdanum, siyah labdanum. Burada labdanum arkadaşlar parfümün temel notasında tutucu olarak kullanılmış. Hissediliyor ama parfümün ana oyuncusu değil, isminde belirtildiği gibi. Bolca tütün, baharatlar, ağaç notaları, özellikle tütsü duman notaları bunda çok var arkadaşlar. İçinde oud da var. Bu içindeki oud, Black Afghano'nun içindeki oud'a çok benziyor. Çok öyle hayvansı bir oud değil ama çok dumanlı, odunsu bir oud. Konyak notası en başta söylediğim gibi çok yoğun, zengin, karanlık bir içki parfümü arkadaşlar. Bu parfümü kullanmak için ben çok soğuk havaları bekliyorum. Özellikle böyle kar yağdığı zaman, sıfıra yaklaştığı zaman ya da sıfır derecenin altına düştüğü zaman. Çünkü çok yoğun bir kokusu var arkadaşlar. Bir gün mağazaya girdiğim zaman mağazanın sahibi birileri içeri parfüm mü sıktı demişti. O kadar yoğun arkadaşlar. Çok kuvvetli, dumanlı bir parfüm. Herkese göre bir parfüm değil. Almadan önce mutlaka denemesi gereken bir parfüm. Kesinlikle kralışa uygun değil. Neyse, sıradaki parfüme geçmek istiyorum. Sıradaki parfüm yine aynı ayarda bir parfüm. Çok benzer tarzda bir parfüm. Al Haramein'in son çıkan portfolyo serisinden Imperial Oud. Arkadaşlar bu parfüm, yani çok beklentim yoktu. Kör alış yapmıştım bu parfümü. Sıktığım zaman beni mest etti yani. Beklentilerin çok üzerinde bir kalitede bir parfüm. İçinde muazzam kaliteli bir oud var. Gerçek Hindistan oudu var ama diğer notalarla öyle güzel harmanlanmış ki yani o oud sizi rahatsız etmiyor. Hayvansı bir oud olmasına rağmen sizi rahatsız etmiyor. Parfüm bana neyi andırıyor? 3 tane parfümün karışımına çok benziyor arkadaşlar. Üçüne de çok benziyor. Birincisi Amouage Jubilation Man. Jubilation Man'in daha hayvansal, daha yoğun hali gibi Jubilation Man'i andırıyor. Sonra Zershoff'un son Oudstar serisinden çıkan Luxor parfümü ona çok benziyor arkadaşlar. Bir de o zengin, odunsu, baharatlı havasıyla hangi parfüm var? Az önce bahsettiğim Lugano Nero. Üç parfümün karışımı gibi arkadaşlar. Böyle yoğun, odunsu, baharatlı, biraz da hayvansı, arabik tarzda parfümlerden hoşlanıyorsanız performansı muazzam. Kalıcılığı zaten bahsetmeye gerek yok. Özellikle kıyafette haftalarca çıkmaz kokusu. Mutlaka o kıyafeti yıkamanız lazım. Yıkasanız bile o temel notalarını alıyorsunuz. Muazzam bir parfüm. Eğer bu tarz parfümlerden hoşlanıyorsanız, Arap tarzı, yoğun, zengin parfümlerden hoşlanıyorsanız tam bir kışlık dondurucu hava parfümü. Al Haramein Imperial Oud. Neyse, sıradaki parfümümüz zaten herkesin bu tarz listelerde duymaya alışık olduğu bir parfüm. Tabii ki de Blue Beast lakabıyla Amouage Interlude Man. Blue Beast, mavi canavar denmesinin sebebi arkadaşlar kokunun karakteriyle alakalı değil, tamamen şişenin rengiyle alakalı. Çünkü mavi kokan bir parfüm değil, tamamıyla tütsü ve reçineler üzerine kurulu bir parfüm. İçinde oud, reçineler, tütsü, her şey var ama asıl parfüme o keskin dumanlı havayı veren Opopanax diye bir reçine var arkadaşlar. Bu reçineyi klasik efsane olmuş Guerlain Shalimar'dan hatırlıyoruz. Şimdikilerde o kadar yok ama eski vintage versiyonları çok keskin, çok yoğun var. Bunda daha da bol kullanmışlar. İçinde bir de çok sert, klasik, maskülen bir deri notası var. Açılışta
kekik notası çok keskin, baharatlı bir hava katıyor. Hafif yeşil bir hava katıyor. Ama parfüm dediğim gibi asıl oyuncusu reçineler. Tabii oud da biraz dumanlı, odunsu bir hava katıyor parfüme. Ama çok reçineli, çok dumanlı. Biraz da alttan o amber tatlılığı var temel notalarda. Yine de tatlı bir parfüm. Ama tatlılığı baskılayan o reçineli, dumanlı, derimsi hava parfümü çok riskli bir hale getiriyor. Herkese göre bir parfüm değil ama yani bir yere girdiğin zaman bu kokuyu hissetmemek mümkün değil arkadaşlar. Dikkat çekmek istiyorsanız, gerçi listedeki bütün parfümler çok dikkat çekici. Herkesin girdiğiniz ortamda size dikkatinizi çekmesini sağlayacak parfümler ama Amouage Interlude'da çok farklı, gizemli bir hava var. O dumanlı, o reçineli hava. Sanki yeni tütsü yapmış gibi. Bu parfüm ilk kullandığımda, bu parfüm ilk geldiğinde koluma sıkmıştım evde. Hanım eve geldikten sonra içeride tütsüm yaktın demişti. Yani o kadar intens, yoğun bir parfüm. Amouage Interlude Man mutlaka koleksiyoncuların bu tarz parfümlerden hoşlanan, dumanlı, odunsu parfümlerden hoşlanan, denemesi gereken bir parfüm. Listemizin 3. sırasında yer alıyor. Diğer bir parfümümüz arkadaşlar, Zershop'un La Tosca bir kadın parfümü. Bu parfümün ayrıntılı videosunu daha önce yapmıştım bu yaz. Aslında yazlık bir parfüm değil ama yani biraz o içindeki notalar yazlık notalar olmasına rağmen parfüm o kadar güçlü ki yani kış dışında bu parfüm çok boğucu olur arkadaşlar. Şimdiye kadar denediğim en kuvvetli kadın parfümü. Açıklanan notalarda yok ama parfüm şişe renginden de kokusundan da bariz anlaşıldığı gibi leylak kokusu. Çok yoğun bir leylak parfüm arkadaşlar. Çok kaliteli bir leylak notası var. O içinde tatlı vanilya ve temel notaları asıl çok odunsu, hafif tatlı temel notalar var. O amberimsi odunsu bir temel nota var içinde. Bu temel notadan dolayı çok yoğun bir parfüm arkadaşlar. Temel notalar çok ağır temel notalar var. Yani genel olarak ağır bir parfüm değil ama o kadar yoğun geliyor ki yani günlerce üzerinizden kokusu gitmiyor arkadaşlar. Çok yoğun. Bu parfümün yanında body lotion'ı da yollamışlardı deneme boyunda. Body lotion'ı koluma sıktım. Arkadaşlar bildiğimiz herhangi bir eau de parfüm'den çok daha kuvvetli. Yani body lotion bile yayılımı yani çok yani uçuk bir yayılım var. Yani bu eau de parfüm konsantrasyonu bunun yayılımını artık siz düşünün. Çok yoğun bir parfüm. Bu tarz çiçeksi ama kışlık kuvvetli bir parfüm arıyorsanız özellikle kadınlar için söylüyorum. Çok kadınsı bir parfüm, feminen bir parfüm. Mutlaka denemeniz lazım. Çok kuvvetli bir çiçek parfümü. Şimdiye kadar denediğim en kuvvetli kadın parfümü performans olarak. Koku karakteri olarak belki çok yoğun, ağır bir parfüm değil ama o kadar performanslı ki yani mutlaka denemeniz lazım ne dediğimi anlamak için. Diyorum ve diğer parfüme geçmek istiyorum arkadaşlar. Diğer parfüm benim şu ana kadar koleksiyonda bulunan en güçlü, en yoğun parfümlerden biri. Belki de performans olarak en güçlüsü. Bu performans canavarı diye ilk yayınladığım kanalın ilk videosunda da bahsetmiştim. Montal Oud Night. Oud Night, Montal Oud Night arkadaşlar. Montal biliyorsunuz meşhur olmuş parfümlerin kopyalarını yapmakla meşhur bir firma. Bu parfümde Zershop'un meşhur olan More Than Words'una esinlenmiş. Esinlenmeden ziyade daha ağır, daha kuvvetli bir kopyası demişler. Zaten More Than Words çok performanslı, yoğun bir parfüm ama bunda daha fazla oud ve deri notası kullanmışlar. Parfümün özellikle açılışında çok yoğun, o oud notası biraz daha hayvansal bir nota. More Than Words'ı biraz daha rafine kullanmışlar, daha sevilebilir kullanmışlar ama açılışından sonra neredeyse %99 birebir aynısı. Zershop More Than Words'un daha uygun fiyatlı ama kalite olarak kesinlikle daha aşağı değil arkadaşlar. Bu daha yoğunu, daha kuvvetlisi, daha intense versiyonu. Yani Zershop More Than Words Intense ya da Extreme diye bir parfüm çıkarsa, şu sıralar zaten o tarz flankerları çok çıkarıyorlar. Büyük ihtimal bunun gibi bir şey olurdu. Montal Oud Night yüzlük bir şişedir arkadaşlar bu. Ve normal Zershop'la karşılaştığınız zaman herhalde 3'te 1 fiyata falan geliyor. Mililitre başına fiyat hesaplarsak. Oud Night kesinlikle tavsiye ederim. More Than Words'u çok pahalı buluyorsanız, eğer beğeniyorsanız bu parfümü de mutlaka deneyin. Birebir neredeyse daha yoğunu. Ama kullanması çok kolay bir parfüm değil. Yani tek fıs bile bazen çok ağır gelebiliyor arkadaşlar. Boğuyor sizi. Vücudun ön kısımlarında kullanmayın bu tarz ağır parfümleri. Vücudun genelde ense kısmına, arka kısmına, saça falan sıkabilirsiniz. O şekilde daha kullanışlı oluyor. Çünkü gerçekten nefes almanızı bile etkiliyor parfüm. Eğer çok kapalı bir ortamdaysanız. Oud Night mutlaka deneyin. Listemizde daha önce ayrıntılı yaptığımız bir parfüm daha
Guerlain Santa Royal. Arkadaşlar bu yine Zolo Zerchok Modern Wars tarzında gül temalı. Az önceki Wood Knight gibi Zerchok Modern Wars tarzında gül ve sandal ağacı temalı parfüm ama içinde çok daha fazlası var. İçinde oud, baharatlar, meyveler çok sevilebilir yapıyor parfümü. Bu Wood Knight'ta da aynı tarz meyveler var arkadaşlar. Şeftali, armut gibi çok tandık, elma gibi meyveler var. Ama daha çok şeftali ağırlanıyor. Bunda şeftali çok pürüzsüz, kaliteli verilmiş. Wood Knight'ta biraz daha nasıl diyeyim size, karışık meyveler var. O sevilebilir bir hali var parfümün. Bu yine onun daha kullanışlı bir hali. Performans olarak muazzam bir parfüm. Guerlain'ın herhalde yayılımı, kalıcılığı en yüksek parfümlerinden biri Santa Royal. Yani bunu daha önce videosunu yapmıştım. Ayrıntılı videosuna bakmak isterseniz. Meyveli, modern bir gül parfümü. Asla öyle hacimisi gibi kokan parfümlerden değil, gül parfümlerden değil. Kesinlikle çok modern, oriental tatlı parfümlerden hoşlanıyorsanız o çiçeksi, odunsu Santa Royal çok zengin bir parfüm. Yeni çıkan Patchouli Ardent de çok güzel, onu da tavsiye ediyorum. Elimde şişesi olmadığı için video yapamıyorum, onun da performansı çok iyi. Yine bu ayarda bir parfüm ama bunu denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Bu benim elimdeki 2014 şişesi ama Guerlain'de çok fazla öyle reformülasyon olmuyor arkadaşlar. İnşallah bunda da olmamıştır. Yenisini denemedim, yeni çıkan şişeden ama muhtemelen aynıdır performansı. Ama yine de denemeden alınacak parfümler değil hiçbiri bu listediklerim. Mutlaka deneyerek alınacak parfümler, köre alışa uygun değil. Ama sevilebilir parfümler. Kışlık, soğuk havalarda gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz, paranıza değecek arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de niş parfümler çok uçuk zaten. Gelir seviyesi, gelir ortalaması belli. O yüzden bu kadar para verip de düşük performans insanı biraz üzüyor arkadaşlar. Canını yakıyor. O yüzden bu seriyi o yüzden hazırladım. Herkes tabii ki onlarca parfüm satın alacak güçte değil. Bir tane parfüm alayım sağlam olsun diyorsanız o yüzden bu listeyi yaptım. Bu parfüm serisini o yüzden çekiyorum. Dikkatli dinleyin. Hangi parfüm size hitap ediyorsa onları deneyin arkadaşlar. Ve listemizin bu videonun son parfümü. Bu parfümden bayağı bir fazla bahsettim. Ama çok sevdiğim bir parfüm arkadaşlar. Kışlık, modern, güzel bir lavanta parfümü. Odunsu temalı, sandal ağacı ve oud temelinde. Muazzam baharatlar, çiçeksi notalar. Çok rafine, lüks kokan bir parfüm. Lavanta çok baskın ama çok keskin bir lavanta değil. O lavantayı yumuşak kremsi sandal ağacıyla, o çiçek notalarıyla çok güzel harmanlamışlar. Çok modern ama performansı muazzam. En çok övgü alan parfümlerden biri arkadaşlar koleksiyonumdaki. Zerchok Alexandria 2. Bu elimdeki yüzlük şişesi, 50'li de var. Ama yüzlük şişesi daha görkemli duruyor, çok kaliteli duruyor. Çok ağır şişeler ama fiyatları da ağır arkadaşlar. Maalesef Türkiye'deki fiyatları bunların çok, yani nasıl diyeyim, astronomik fiyatlarda satılıyor. Yani uygun fiyata bulması biraz zor bir parfüm. Avrupa'da da pek indirimli bulunmuyor çünkü markanın en çok satan 3 parfümünden biri Zerchok Alexandria 2. Muazzam bir parfüm. Maskülen, kaliteli bir parfüm arkadaşlar. Çok lüks, hem takım elbiseli hem günlük kullanabileceğiniz bir parfüm. Deneme şansınız varsa mutlaka deneyin. Beymenlerde falan satıyorlar ama Zerchok çok yaygın bir niş marka. Çoğu yerde bulunuyor. Home of Sense'de de var İstanbul'da. Başka yerlerde de vardır. Harvey Nichols gibi mağazalarda da vardır. Bilmiyorum. Beymen dışında Türk mağazalarında nerede var? Türkiye'de hiç parfüm almadım ama gene de bakıyorum nerede neler var diye. Zerchok Alexandria 2 bugünkü videomuzun son parfümüydü. Serinin yeni videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.